İspanya Saymaz Sözcü Gazetesi Beyiz Ateş'e nüfus ticareti davası açıldı. 3 yıl önce Sedat Peker'in ifşaatlarda bulunarak Türkiye'yi sarstığı günler. En çok konuşulan iddialardan biri iş adamı Sezgin Baran Korkmaz'ın gece yarısı İçişleri Bakanlığı'na çağrılarak eski bakan Süleyman Soylu ile görüştükten bir gün sonra Türkiye'den ayrılmasıydı. Yurt dışına çıkar çıkmaz Korkmaz'ın tüm şirketlerine el kondu ve kara parayı aklamaktan dava açıldı. Korkmaz Peker'le temas kurdu. Peker, Habertürk sunucusu Veys Ateş'in korkmazdan hukuki sorunlarını çözme ve Türkiye'ye dönmesini sağlama karşılığında 10 milyon avro istediğini iddia etti. Gazeteci Sevilay Yılman ve Fatih Altaylı bu iddiaları doğrulayan yazılar yazdı. Ateş ilk söyleşisini bana verdi. Korkmaz telefonla bağlandığı televizyon programında Ateş'in kendisinden para istediğini ileri sürdü. Ateş iddiaların araştırılması için ihbarda bulundu. Ardından Ateş gazeteciliği bıraktı. Korkmaz ABD'de cezaevine kondu. Peker sustu. Soylu gidince raftan indi. Soylu 28 Mayıs 2023'ten sonra İçişleri Bakanlığı'ndan ayrıldı. Bu gelişmeden sonra Ateş dosyası 3 yıldır bekletildiği raftan indirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terör ve örgütlü suçlar soruşturma bürosuna devredildi. İhbarcı Ateş şüpheli oldu. Nüfus ticareti suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Adli o kayıtla ateşin sesi benzerlik gösteriyor. Savcılık korkmazla ateş arasındaki ses kayıtlarını internetten temin etti. Kaydın çözümü yapıldı. İddianameye göre görüşme şu şekilde. Ateş, bu Halk TV ile anlattığım hikaye sana anlattığım hikaye. Burada sadece her şey beni endişe ettiriyor. Canın yaralı. Korkmaz, evet doğru. Ateş kızgınsın, öfkelisin. Ondan sonra dünyayı ateşe veresin var falan. Sadece bu tarafın hassasiyet duyduğu mesele bu. Ben sana bunu ilk başta da söyledim. Az önce arandığımdı. Bir şey yapar mı, bizi yakar mı, yıkar mı, konuşur mu, eder mi diyorlar. Korkmaz yok abi ya. Ateş, yok dedim. Bizim itimadımız var. Korkmaz Allah razı olsun. Ateş, kendisiyle buluştuğuma göre, bir hakemlik yaptığıma göre itimat sorunumuz olmaz dedim. Ondan sonra konuştuğumuz şeyleri sıraladı, sıraladılar. Kayıt adli tıp kurumuna iletildi. Adli tıp ses ve görüntü inceleme şubesince verilen raporda cinsiyet, yaş, konuşma ritmi, ses tanısı, tonlama, vurgu yönlerinden benzerlikler görüldüğü belirtildi. Raporda Ateş ve Korkmaz görüşmesinin kaydıyla Ateş'in ses örneklerinin mukayese edildiği belirtilerek şöyle denildi: analizi yapılan ses örnekleri mukayese konu ses örnekleriyle benzerlikler göstermektedir. Soylu Bakanlıktan alındı, dosya raftan indirildi. Bu soruşturma Yılman ve Altaylı'nın ifadeleri alındıktan sonra rafa kaldırılmıştı. Ancak geçen yıl 14-28 Mayıs'taki seçimden sonra Soylu İçişleri Bakanlığı'ndan alınınca raftan indirildi. Dosya terör ve örgütlü suçlar bürosuna verildi. Ses kayıtları adli tıbba yollandı. Ateş 12 Aralık 2023'te ifadeye çağrıldı. İki yıl önce dosyada ihbarcı bu kez şüpheli sıfatıyla işlem gördü. Ateş ifadesinde konuşmalarının montajlandığını savunarak şunları söyledi. Korkmaz'la daha önce görüştüm. Ancak bu kayıt konuşmalarımın bir araya getirilerek montajlı halidir. Korkmaz ve diğer görüşmelerden temin edilmiş olabilir. Cumhurbaşkanımızın dahi yapay zeka ile ses taklidi yapılmıştır. Yapmadığım bir konuşma bu şekilde yapılmış gibi gösterilmektedir. Ateş, Yılmaz'ın Korkmaz'la ilişkili olduğunu iddia ederek bu şahıslar birbiriyle abi abla demek suretiyle ilişkilerini ortaya koymuşlardır dedim ateş, kimsenin yargılanması ve sonuçturulmasına aracılık yapmadım. Nüfus ticaretinde bulunmadım. Kimseye herhangi bir hukuki güvence karşılığında vaatte bulunup bir şeyler talep etmedim. Ateş, İstanbul 1. Suç Ceza Hakimliğince adli kontrol tedbiri konarak serbest bırakıldı nüfus ticareti suçundan dava açıldı. 3 Ocak'ta hazırlanan iddianamede Ateş'in ses kaydı ve tanık beyanlarıyla WhatsApp yazışmalarına konu olduğu üzere maddi menfaat karşılığında aracılık yaptığı bu hususu hakemlik olarak adlandırdığı iddia edildi. İddianameden Korkmaz hakkındaki dosyaların çözümü olarak beraat kararı verileceği, yakalama kararının kaldırılacağı vesaire iddia etmek, belirli talepleri sıraladığı konuşma içeriğinden de bu kapsamda daha önce görüşmelerin yapıldığının anlaşıldığı, tanık beyanları irdelendiğinde konuşma içerikleriyle birebir örtüştüğü, adli tıp raporuna konu olduğu üzere ses kayıtlarının şüpheliye ait olduğu, önceki gün ateş aradım. İddianamede yöneltilen suçlamaları sordum. Şöyle dedi. İlk günden bu yana hepsi yalan, tamamı kurmaca diyorum. Dijital çağda yaşıyoruz. Uydurma, yalan, montaj, şantaj. İsteyen herkesin kolayca işini gördüğü bir dönem. Kimsenin iftirayla yüz yüze gelmemesini, mahkemelerde hele de suç makinesi haline gelmiş isimlerle karşı haklı olduğunu ispat etmeye mecbur bırakılacağı sınavdan geçmemesini dilerim. Davanın açılmış olması benim açımdan iyi oldu. Bu haksız itham ve iftirayı mahkemede anlatmam açısından bir fırsat oldu. Kaldı ki jandarma ve polis raporlarında ses kayıtlarının gerçek olmadığı, sadece adli tıp raporunda tespit edilemediği belirtilmiş. Ateş İstanbul 40. Asya Ceza Mahkemesi'nde 28 Haziran 2024'te hakim karşısına çıkacak. Sevilay Yılman ve Fatih Altaylı tanık. İddianameye göre ateş hakkında 18 Haziran 2021'de ihbarda bulunuldu. İhbarda ateşin devlet içinde oluşturduğu iddia edilen mafyatik yapılanmalar adına aracılık yaptığı ileri sürüldü. Ateşin korkmaza 10 milyon avro karşılığında hakkındaki suçlamaları kaldırılıp Türkiye'ye dönmeyi taahhüt ettiği savunuldu. Savcılık 4 Kasım 2021'de gazeteci Sevilay Yılman'ın ifadesini aldı. Yılman ifadesinde Korkmaz'ın kendisini aradığını kaydederek şunları söyledi. Bana iddialar doğru. Ateş şantaj yapıyor. Hakkımdaki soruşturmaları kapatabileceğini, Türkiye'ye sorunsuz şekilde gelmemi sağlayabileceğini belirterek 10 milyon avro istedi dedi. Veys'in bunu nasıl başarabileceğini sorduğumda, biliyorsun abla çok büyük bir gücü var. Ben onu Tonga'ya düşürdüm. Sesini kaydettim dedi. Kaydı bana üç kere dinletti. Not aldım. Kaydın 12 dakika olduğunu ancak 3 dakikalık kaydın kesmiş olduğunu söyledim. Yılman adını vermek istemediği bir tanığının Ateş Korkmaz'dan hakkındaki iddiaları düşürmek için para istedi dediğine ekledi. Sonra 5 Kasım 2021'de Fatih Altaylı'nın ifadesine başvuruldu. Altaylı Korkmaz tarafından arandığını vurgulayarak şöyle devam etti. Ateşin bir şahıs için 12 milyon avro, 10 milyon avro da emniyetteki bazı kişilere dağıtılması için istediğini belirtti. Bu paraların ödenmesi halinde kendisi hakkındaki tüm iddiaların düşürüleceğini ve Türkiye'ye soruşturma, kovuşturma olmadan dönmesini sağlayabileceğini söylediğini belirtti. Altaylı Korkmaz arasındaki yazışmaları da savcılığa sundu.